aki nem szeret, az nem ismerte meg Istent. Mert Isten maga azt szeretett. Yes, I too learned scripture when I was young. But instead of answers, I found only questions. Why does God allow us to feel both pleasure and pain? Why has he given a young girl like Bertha impulses and desires she cannot begin to fathom or control? Is this the God of whom you speak? Çoğu insan köleliğin kaldırıldığını düşünür. Oysa hepimiz modern çağda bir parça köleyizdir. Fiziksel acılar çekmesek de hepimiz ruhsal olarak örseleniyoruzdur. Kimimizin rutine binmiş beyhude yaşamları, kimimizin hiç bitmeyen anlamsız sınav süreçleri ve ulaşmaya çalıştıkça buharlaşan hayalleri. Hepsi sırtımıza inen kırbaç gibidir. Zaten eğer acı çekmiyor olsaydınız bu kanala gelmez, dinleme zahmetinde bulunmazdınız. Yaşamanın ağır ağır intihar olduğunu ve var olmanın dayanılmazlığını fark eden zihinlerinize tek bir söz söyleyebilirim. Dünyaya hoş geldiniz. İnsanın kutsalı öldürerek özgür olacağını sandığı modern çağda daha fazla acısını duyumsadığı bu ruhsal bunalımları yalın bir dil ve karmaşık bir bilinç akışıyla çok etkili bir şekilde anlatan filozoflardan birisi hiç şüphesiz Emil Cioran'dır. O daha doğmuş olmakla özgürlüğümüzü kaybettiğimizi, tutsak olmadığımız tek zamanın doğmadan önceki hiçliğimiz olduğunu savunmuştur. Çocukluğunda son derece mutlu biri olan Cioran'ı depresif bir adama dönüştürenin ne olduğunu anlamak için yaşadığı kırılmalara odaklanmamız gerekiyor. Henüz 4 yaşlarındayken 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla Macaristan'a göç edince orada tamamen özgür bir çocukluk geçirme şansına sahip oldu. Doğanın ve yaşamın kutsal ışığı altında geçirdiği bu çocukluk yılları sırasında en çok sevdiği şey dağ çobanlarıyla dostluk kurmaktı. Ancak Cioran çocukluğunun o altın günlerinin bir anda yok olmasıyla adeta cennetten dünyaya düşmüşçesine sarsıldı. 10 yaşında şehre taşındıklarında Cioran artık dünyada var olduğunun farkına varmıştı. Babamın beni şehre götürdüğü o anı hiç unutmayacağım. Ben ağlıyordum, sürekli ağlıyordum. Çünkü cennetin bittiğini seziyordum. Buradan ayrılmak zorunda kaldığımda içimde bir şeyin hepten kırıldığı hissine kapıldım. Cioran ağlayarak geldiği Sibiu şehrinde felsefe ve edebiyatla tanışır. Ancak kendi tanımıyla hayatındaki en büyük faciayı da burada yaşar. Bu facia onun için hayatının hem en büyük laneti hem de en büyük lütfu olacaktır. Yazdığım her şeyin, düşündüğüm her şeyin, bütün avareliklerimin kökeni bu faciadır. 20 yaş civarındayken uykuyu yitirdim. Geceleri saatler boyunca bütün şehri dolaştığımı hatırlıyorum. Bir nevi hayalet gibi. Daha sonra yazdığım her şeyi bu gecelerde tasarladım. Romanya sokaklarının bu genç hayaleti gerçekten de canına kıyacağına neredeyse kesin olarak inanıyordu. Bu döneme ait olan ilk kitabını bir tür vasiyetname gibi yazar. Ümitsizliğin Doruklarında adlı bu kitap aslında onun tüm felsefesini içeren bir kitaptır. Cioran, uykusuz gecelerinin ardından gelen günleri yarı bilinçle yaşar. Hayatla dövüştüğü bu zamanlarda her gün neden intihar etmemiş olduğuna şaşırır. Uykusuzluğunun sonucu olarak yarı bilinçli depresif bir adama dönüştüğü için bir mesleği olamaz. Fakat o bunu umursamaz ve bütün hayatını kesin olarak hiçbir iş yapmamaya ve bir işe yaramamaya adar. Kararını vermiştir. O hayatını hiçbir şey yaparak geçirecektir. Yazmak hariç. Yazmazsa kendini öldüreceğini düşünür. Ama bu yazmaya karşı duyduğu bir tutkudan kaynaklanmaz. O içinde biriken hastalıkları dışarı atmak için yazmayı seçer. Yazdıkça kafasında onu rahatsız eden düşüncelerin etkisizleştiğini fark eder. Aslında bir tür terapi görür. Ve biz onun eserlerini değil, hastalıklı düşüncelerini okuruz. Cioran'ın uykusuzluktan doğan bu tersine bilinç durumu onun daha farklı alanları keşfetmesine yardımcı olur. Doğu filozoflarını andıran bir tür anda kalma ve bilinçlenme halini yaşar. Fakat genç adam için o günlerde hayat hiç de kolay değildi. Bunun en önemli nedenlerinden birisi ailesiydi. Çünkü hayatı boyunca inançlarıyla savaşmak zorunda kalacak olan bu delikanlı bir papazın oğlu olarak dünyaya gelmişti. Babası inançlıydı. Fanatikleşmeden rahiplik mesleğiyle uğraşıyordu. Oğlunun yazdıkları onu zor durumda bırakmıştı.
Annesi ise daha az dindardı ve Chiora'nın bir inanç krizi içine düştüğünü anlamıştı. En yaman cellatların bile hayal edemeyeceği geceler vardır. Paramparça sabahı bulduğumuz olur. Aptal ve şaşkın. Hiçbir şey anımsamadan ve anlamadan, hatta kim olduğumuzu bilmeden. Hayatı çelişkiler üzerine kurulmuş olan Chioran, Gözyaşları ve Azizler kitabını yazdığında henüz 26 yaşındaydı. Yaşadığı derin bir inanç kriziyle yazdığı bu kitapta, bir yanı Tanrı'dan vazgeçerken diğer yanı Tanrı'yı arzular. Onun metafizikle bu kadar ilgilenmesi, Tanrı'nın insanı kullanıp kandırdığına dair inancına dayanır. Chioran'ın Tanrısı mutlak bir varlık değildir ama yine de büyük harfle yazılır. Olmadığı halde var olan bir Tanrı'dır o. Böylesine imkansız bir gerilimin varoluşudur Tanrı. İnsanın çaresizliğidir. Sürüp giden mutsuzluğuna başka anlamlar, farklı nitelikler yükleyerek yaşattığı acıların toplamıdır. Chioran'ın dünyayı algılayış şekli oldukça karamsardır. Onun kanlı şafak dediği ve kötülüğün yenilenmesine dayanan yaşamda insan hem çarmıha gerilir hem de karşısındakini çarmıha germek ister. Ona göre evreni adaletsizlik yönetir. Orada inşa edilen her şey, çözülen her şey pis bir kırılganlığın izini taşır. Sanki madde yokluğun bağrında bir skandalın meyvesiymiş gibi. Her varlık bir başka varlığın can çekişmesiyle beslenir. Anlar zamanın kansızlığı üzerine vampir gibi üşüşürler. Dünya gözyaşlarının biriktiği bir yerdir. Hangi günahı işledin de doğdun? Hangi suçu işledin de varsın? Acın da kaderin gibi sebepsiz. Chioran, yeryüzündeki kötülük ve acılardan korkmuş gözlerle durmaksızın Tanrı'yı arar. Ona büyük bir hasretle inanma ihtiyacı duyar. Ancak Tanrı nazlı bir sevgili gibidir. Görünmez. Gerçekten de bu tabir yabana atılacak bir söz değil. Çünkü Tanrı'nın cilvesi hiçbir kadının cilvesi gibi değildir. O bütün cilvelilerden daha cilvelidir. Bir kadın ve Tanrı. Aynı anda ikisini birden tutkuyla sevmek mümkün değildir. O eserlerinde Tanrı'yla savaşıyormuş gibi görünse de esasında bir ömür özlemini duyduğu şey Tanrı'nın gelip başını okşaması, onu teselli etmesiydi. Bütün eserleri hiç gelmeyeceğine inandığı yitik sevgilisine bir mektuptu adeta. Hançer sözcüklerle bir dua isterdim. Mutsuzluktan yalvardığımız, yalvarmaya mecbur olduğumuz zaman. Chioran, dua etme isteğinin hiçbir inançla ilgisinin olmadığını düşünür. Dua, özel bir bunalımdan doğar ve bu bunalım var oldukça süre gelir. Tanrılar ve onların hatırası ebediyen ortadan kalksalar bile. İnsanın tinsel acılarına dayanabilmesi ancak dua ile mümkündür. En çok ihtiyacım olan şey dua etmektir. Ama ondan fazlası değil. Amin demesini beceremiyorum. Her şeyin boş olduğu söylenir. Bu, kendini yanılgıya kaptırmaktır. Yanılgıdan kurtulmak isterken başka bir yanılgıya düşmektir. Ne yapmalı peki? En iyisi hakikatin geçersizliğini haykırmaktan ya da ondan söz etmekten vazgeçmeli. Bu durum bütün fikirlerin saygınlığını yitiren fikre de engel olur. Yani hakikati düşünmemeli. Ona karşı kayıtsız olmalı. Nietzsche her şey boş demişti. Bu bütün fikirlerin saygınlığına engel olan bir fikirdi. Chioran'a göre ise buna bile gerek duymamalı insan. Sadece yaşamalı. Anlarda hissettiği yoğun duygulara bırakmalı kendini. Örneğin güzel bir kıza şiir yazmalı. Ama sadece o kadar. Onunla ilişkiye girmemeli. Çünkü sonucunda hayal kırıklığı doğacaktır. Ya da hoş bir çiçeği koklamalı. Ama sadece o kadar. Onu toprağından koparmamalı. Çünkü bu onu üzecektir. Her türlü sistematik felsefeye karşı çıkan filozof, var olmaklığın ya da doğmuş olmaklığın getirdiği trajik yazgıyı deneyimlerken bir nihilizm felsefesi oluşturur. Chioran'ın düşüncesinde ilk göze çarpan kavramlar hınç ve nefrettir. O gerek felsefenin gerekse de sanatın güdüleyicisinin hınç olduğunu vurgular ve bu disiplinlerin sorunlarının üstesinden hınçsız gelinemeyeceğini savunur. Onun kendi hıncından en büyük payı ise Tanrı alacaktır. Koyu bir dindar aileden gelen Chioran'ın Tanrı ile hesaplaşması yaşamının sonuna kadar sürecektir. Ona göre yeryüzü Tanrı'nın bir günahıdır ve Tanrı elindeki tüm olanaklara rağmen bizi böylesine aciz ve yetersiz yarattığı için kötüdür.
Cioran tam da bu noktada insanın yazgısının düğümlenişinden söz açar. İnsan yaşamının trajik boyutu burada aralanır ve bir daha asla kapanmaz. Cioran bu trajedinin Adem'in cennetten kovulmasıyla başladığını belirtir. Ona göre Adem'den sonra her birimiz yalnızlığa karşı işlenen günahla dünyaya geliriz. Yani cinsel ilişki olmazsa doğmuş olmaklık suçunu da taşımayacağızdır. Doğmuş olmaktan dolayı kendimi bağışlamıyorum. Sanki dünyaya gelerek bir gizeme saygısızlık etmiş, adı olmayan önemli bir hata yapmıştım. Cioran, insan varoluşunun utanç verici ve lanetlenmiş olduğunu, bu yüzden içimizi kemiren azap duygusundan hiçbir zaman kurtulamayacağımızı vurgular. Hiçbir koşulda nirvana yoktur, der. O araştırma delisi, sorgulayıcı zihinlerimiz bize ne rahat verir ne de huzur. Bu yaşamın bize sunup sunabileceği tek şey, kokuşmuş bir yüzeysellikle, yanılsamalarla dolu, elimize yüzümüze bulaştırmaya yazgılı olduğumuz bir kaçış olanağıdır. Ondaki kaçış olanağı, yaşamla mücadele etme ve yaşamı anlamlandırma yönünde değil, tamamen kendine çekilme ve umarsızlık olarak göze çarpar. Çünkü insan doğduğu andan itibaren özgürlüğü de dahil her şeyini yitirmiştir. Bu sebepten dolayı yaşamak, sonucu belli bir savaşı sürdürmekten çok, yenilgiye yazgılı olduğumuz bir karmaşanın içinde bulunmaktan ibarettir. Cioran'ın kitaplarında acı olgusunun üzerinde özellikle durduğunu görürüz. Çünkü ona göre acı, insanda bilinçlilik oluşturur. Yahut insan, bilinç kazanınca acı çekmeye başlar. Acı, başka türlü algılayamayacağımız olayları görmemize yardım eder. Anlamayı kolaylaştırır. Ancak acı hiç kimseyi ıslah etmez. Dolayısıyla Cioran acıyı kutsamaz. Bu anlatılanlardan sonra Cioran'ın neden canına kıymadığı sorulabilir. Çünkü o bu eylemin de saçma olduğunu söyler. Yaşamdan tiksindiği kadar ölümden de tiksindiği için intihar etmez. O ne ölüme doğru koşmakta ne de ölümden kaçmaktadır. Dileği kendi içinde tanrı kadar çıplak ve zavallı olmaktır. Herhangi bir felsefeyle isimlendiremediğimiz Cioran, dünyanın bir anlamı yoksa bile yine de içinde oynayabileceğimiz, kendimize ait bir bahçeye sahip olabileceğimizi ileri sürer. O kendi tabiriyle her anı mucize olan bu cehennemin dibinden ancak yaşama yoğunluğuyla kurtulabileceğimizi söyler. Bunun için her anı tam bir dolulukla yaşamak gerekir. Seviyorsak aşkı, acı çekiyorsak nefreti en derinlerine kadar yaşamalı. Dünyaya ancak yapışıp kalmadığımız ve ondan uzaklaştığımız ölçüde söz geçirebiliriz. Vazgeçiş sonsuz bir iktidar sağlar.